Çok değerli üyelerimiz, öncelikle bu bilgilerini toplantıya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. 2019 yılında uygulamaya konulan defter beyan sisteminden sonra 2020 yılından itibaren e-belge uygulama kapsamı geliştirilerek vergisel işlemlerin elektronik ortamda belgelendirilmesi amaçlandı. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan vergi usul tebliği ile e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükellefler aynı zamanda e-aşı faturasını da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapıldı. Böylelikle 5000 TL üzeri satışların faturaları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ücretsiz olan e-belge düzenleme portalı üzerinden e-arşiv fatura olarak düzenlendi. Şimdi bu rakam 2000 TL'ye düşürüldü. Bütün bu işlemler ise mükellefler yani esnaf ve diğer serbest meslek çalışanları tarafından yapılacak. Herkesin kendi özel IP'si tarafından yapılacak arkadaşlar. En az bu durum esnafımızı çok zor duruma soktu. En az bir muhasebe elemanının olması demek birçok esnafta bilgisayar bile olmaması hem esnaflarımızın birçoğu bilgisayar kullanmasında bilmediğinden dolayı bu olay esnafımızı çok zor duruma sokmuştur. Mevcut durumda bilgisayarı olmayan ya da kullanmayı bilmeyen esnafımız çoğunlukta. Günlük iş yoğunluğunda düşündüğümüz zaman esnafımızın bu iş altında kalkabilmesi mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bu yeni düzenleme esnafımıza ve serbest meslek çalışanımıza büyük bir külfet getirecek. Bizler esnafın temsilcisi olarak bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini ve esnaf ve sanatkarımızın bu uygulamadan muaf tutulmasını talep ediyoruz. Şimdi esnafımıza yaptığımız bilgilendirme toplantımızın ardından Halk Eğitim Merkezimiz işbirliği çerçevesinde ön muhasebe kursu ve daha birçok çeşitli kurslar düzenleyeceğiz. Böylelikle esnaf ve sanatkarımızın mesleki gelişimine sürekli destek olduğumuzu da belirtmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Sayın Basın Mesutları. Ben bu düzenleyeceğimiz kursla alakalı da kısa bir size hemen söyleyeyim.